Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur. Tanrı şeytanı neden yarattı? Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var. Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu? Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası. Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var. Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor. Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Ruhsal Sırlar programına hoş geldiniz. Sırlar ve gizemlerle dolu ruhsal dünyayı kutsal yazılar ışığında ele almaya devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Aydın, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yaşamlarınızda fiziksel olarak, ekonomik olarak, yaşayış biçimi olarak refahta olsanız da ruhsal olarak kendinizi çökmüş yahut eksik hissettiğiniz dönemler olmuş olabilir. Ve belki de tam da şu anda bu hisler içerisinde olabilirsiniz. Belki psikolojik olarak çözüm arayışına gittiniz ve bu durumun psikolojik olmadığını fark ettiniz. Durumun daha derin bir konuyla ilgili olduğunu hissettiniz. Varoluşsal bir durum vardı ortada. Bu bize ruhumuzun aslında bir arayış olduğunu, bir ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz ruhsal şifa derken tam olarak ruhumuzun bu ihtiyacının karşılanmış olduğu durumdan bahsediyoruz. Peki bu ihtiyaç nasıl karşılanıyor? Kimden geliyor bu ruhsal şifa? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Nereden çıktı bu fiziksel ve ruhsal hastalıklar? Yoksa Tanrı mı verdi bize tüm bunları? Bu programımızda bunların cevabını arıyor olacağız. Volkan Bey, öncelikle belki ruhsal şifaya tam olarak değinmeden önce hastalığın kaynağı nedir? Ruhsal ve fiziksel hastalığın kaynağı nedir? Tanrı hastalık verir mi bize? Evet. Nereden gelmiştir bu hastalıklar? Tabii ilk söyleyeceğimiz şey bu. Hastalıklar Tanrı'dan gelmez. Çünkü kutsal kitap diyor ki Tanrı'da hiçbir kötülük ve karanlık yoktur. Yani o bize böyle hastalık vererek, bizi sınavlara sokarak bizi deneyen bir Tanrı değil. Tam tersine bizi iyileştiren, bizi kurtaran, bize yol gösteren ve isimleriyle, vahyiyle kendisini bu şekilde açıklayan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hastalıklar nasıl başladı? İlk yaratılışa baktığımız zaman Adem'in ve Havva'nın sonsuz bir yaşam için yaratıldığını anlıyoruz. Yani onların hayatlarında ölüm yoktu. Ancak iradeyi simgeleyen, özgürlüğünü simgeleyen bir antlaşma ile Tanrı'nın egemenliğinde ölümsüz bir şekilde yaşamaya devam ediyorlardı. Ancak antlaşmaya sadık kalmadıkları için, iyi ile kötüyü bilme ağacındaki o meyveyi yedikleri için aslında Tanrı'nın egemenliğinden, sonsuz hayattan uzaklaştılar ve yaşamları sonsuzluktan uzaklaştı ve ölüm onların hayatına girmiş oldu. Yani ne diyoruz? Yozlaşmış oldular. Bedenleri yıpranmaya başladı ve sonsuza dek yaşamdan uzaklaşmaya başladılar. Dolayısıyla işte bu kopuş, Tanrı'dan bu uzaklaşma bedenimiz için de aslında yıpratıcı oldu. Ruhumuz için yıpratıcı oldu ve sonuç olarak ömrümüz kısaldı ve yozlaşma sürekli arttığı için beslenme, yaşam kalitesi iyice düştü. Hava kirliliği, dünyadaki yaşam şartlarının olumsuzluğu, savaşlar vesaire, kazalar ve günahın sonucu ortaya çıkan bu nedenlerden kaynaklı hastalıklar ve ölüm dünyada şu anda kol gezmekte. Ama öz olarak şunu vurgulamamız gerekiyor. Peki hastalığın kaynağı yani sadece mikrop mu? Sadece hücrenin bir anlamda düşman olması mı? Yani kanserden bahsediyorum. Yani ya da bir anda beyin fonksiyonlarımızın çalışmaması mı? Ya da kaygı beynimizdeki bir takım şeylerin yanlış çalışıp bize halüsinasyon göstermesi bir konu. Tabii ki bilim aslında var olan bir tespiti yapıyor. Yani problem, bedenimizde bir problem var ve bilim ya da tıp diyelim bunun tespitini yapıyor. Diyor ki bunun kaynağı budur. Yani virüs vardır, enfeksiyon vardır, hücrede kötü bir büyüme vardır, tümör dediğimiz bu şekilde tespit yapar. Ama kutsal kitap daha temele inip şunu söylüyor. Diyor ki
İç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruh ise bedeni yıpratır. Demek ki aslında Tanrı'dan olan kopuşumuz, o ruhumuzun yoksunluğu bedenimizi yıpratıyor. Yani bedenimizdeki işler iyi gitmiyor. Ve dolayısıyla dünyada yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları da tamamen tüketimle ilgili ve para kazanmayla paralel olduğu için, aslında insan sağlığı da geri plana atıldığı için ve hastalıklar bu ruhsal olarak kopuştan sonra daha hızlı bir şekilde bedeni yıpratmakta ve bedeni yok etmekte. Dolayısıyla şimdi burada Tanrı rolüne bakıyoruz. Tanrı rolü nedir? Aslında Tanrı rolü yok. Yani Tanrı'nın burada üzüldüğünü görüyoruz. Tanrı'nın evet. Burada bunu hak etmediğimizi der gibi. Yani böyle bir yaşamı hak etmiyorsunuz. Ben size bol yaşam vermek istiyorum diyen İsa Mesih'in sözleri yüreğimde şimdi hemen geliyor. Ve İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman ilk yaptığı şeylerden birisi de Matta 8'e bakıyoruz. Ona imanla gelen herkesi iyileştirdiğini Matta özellikle vurguluyor. Demek ki Rab iyileştirmek isteyendir, hastalık veren değil. Dolayısıyla Tanrı'nın karakterinde onu hastalık için, hastalıklarımızın iyileşmesi için Tanrı'yı ikna etmek gibi bir kavram olmadığını anlıyoruz kutsal kitapta. Demek ki Tanrı bize şifa vermek isteyen, bize güç vermek isteyen bir Tanrı olarak karşımızda. Ancak biz bu Tanrı'yı unuttukça sanırım hastalıklarla daha çok mücadele edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. YouTube'dan gelen ve Instagram'dan gelen yorumlara bakmak gerekirse Pastör Emre Karal Instagram'dan yazmış, ruhun arayışı hashtagini kullanarak yazmış, demiş ki ruhun arayışı farkında olsun ya da olmasın her insanda vardır. Kişi bu arayışı tatminkar biçimde tamamlamadığı sürece huzursuz, hem bedensel hem de ruhsal şifaya ihtiyaç duyar. Bugün bu arayışta olanlar için Rab sizi kullansın. İyi yayınlar @radyomaranata demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine görüşlerini paylaştığı için. Sizler de ruhun arayışı hashtagini kullanarak bu şekilde ruhun arayışı bence budur, ruhun arayışı bence bu değildir ya da bence insanın ruhunun bir arayışı vardır ya da yoktur ya da tüm bunlar anlamsızdır. Yani sizin kendi görüşünüz neyse bunu bizlerle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Pastör Emre Bey'e. YouTube'dan gelen yorumlara bakacağımız zaman Mesut Bey demiş ki Rabbin esenliği ve sevgisi sizlerle olsun, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yolcu iyi yayınlar demiş. Eleona Hanım iyi yayınlar demiş. Tuzla Protestan Kilisesi güzel bir program olması dileğiyle demiş ve Osman Bey iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki Volkan Bey, tüm bu ruhsal ve fiziksel hastalıklara bizim karşı durmamız mümkün mü? Bunun bir karşılığı var mı kutsal kitapta? Tabii ki. Demek ki insanın ruhu kaybolduğu zaman bedeni hastalanıyor. Birincisi bu. Tabii ki bedenlerimiz bir şekilde bu toprağa dönecek. Yani yaşlılıkla olacak, hastalıkla bir şekilde ölüm sınırı var insanın hayatında ve bu sınırı insan geçemiyor. Dolayısıyla bu nihai sonla karşı karşıya kalacak her insan. Ama ruhumuzda da bir sonsuzluk anlayışı var değil mi? Yani sonsuza dek yaşayacağız. Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ediyoruz. Bu da ruhsal bir aslında varlık olduğumuzu da bize gösteriyor. Ancak şunu bilmeliyiz. Nihai olarak Rab kendisi dirildiği gibi bizi de nihai olarak diriltecek ve bu ölüm yozlaşma durumundan nihai olarak bizi mutlaka kurtaracak. Yani Rab bize mutlaka şifa verecek. Onun müjdesi işte budur. O bizi diriltecek. Yani o bedenimizin o zayıflığından, bedenimizin o hastalığından mutlaka ve mutlaka bizi kurtaracak, bizi değiştirecek, bizi diriltecek ve sonsuz egemenliğine bizi alacağını kutsal kitap söylüyor. Ama tabii ki Rabbin sözü yaşamımız için de geçerli değil mi? Tabii ki geçerli. Yani Rabbimiz yaşamlarımızı kutsar. Yani inancımız sadece öbür dünyaya bir yatırım değildir. Bu hayatta da Rabbin sözü bizi iyileştirir, bize güç verir, bizi güvenç içinde tutar. Ve dediğiniz, sorduğunuz sorudaki gibi bazı hastalıklara, bazı zorluklara karşı Rab bizi koruyabilir. Şimdi en başa gidelim. Neden hastalanıyoruz? Neden zorluk çekiyoruz? Neden yıpranıyor ruhumuz? Çölde Sayım kitabının 13. bölüm 33. ayetine baktığımız zaman şöyle diyor. Hikayenin hepsini anlatmayacağım ama ayette diyor ki onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Yani kutsal kitap diyor ki nasıl hissediyorsan onu yaşıyorsun.
Yani yüreğinde yitiksen, yüreğinde ruhunda bir mutluluk, esenlik yoksa bu bir şekilde stres olarak bedene yansıyor ve bedenindeki bütün her şey zehirleniyor ve yavaş 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 bedeninde bir yıpranma başlıyor ve sonra o yaşlılık döneminde de bunlar ortaya çıkıyor. Aslında demek ki biz nasıl hissediyoruz ya da ruhumuzda hissettiğimiz şeyler nedir? Bunlarla yüzleşebilirsek oldukça bir anlamda Tanrı'nın müjdesine doğru biz yaklaşabiliriz. Biraz kendimize samimi olmalıyız yani. Ve Kutsal Kitap diyor ki kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük. Yani nasıl hissediyorsan ona göre sonuçlar alıyorsun. Ve dolayısıyla Tanrı'yla gerçek bir esenlik var. Mesih'te gerçek bir sevinç var. Gerçek bir huzur var. Çünkü gerçeği bulmak, gerçeği keşfetmek elbette ki bize sevinç getirecek, tatmin getirecek ve ruhumuzun sahibine, yaratıcısına geri dönmesi tabii ki yüreğimizde ve yaşamımızda bir bütünlük sağlayacak. Ve dolayısıyla işte o hissettiğimiz kaybolmuşluk, o hissettiğimiz dünyadaki bu amaçsızlık, o hissettiğimiz o boş vermişlik, kaygıların bizi sarıp o böyle ezilmek gibi bütün o durumlardan aslında çıkmış oluyoruz ve bu da bize ne yapıyor? Bize şifa getiriyor tabii ki. Yani eğer hastalıklar şifa, hastalıklar ruhani hayattan başlıyorsa demek ki şifa da oradan başlamalı. Ve dolayısıyla birçok doktorla görüştüğümde, birçok insanın fikrini aldığımızda işte ne yapıyorlar? Artık hastalığın son evresine geldiği zaman insanlara diyorlar ki istediğin gibi yaşa. Bir umut vermeye çalışıyor değil mi? Yani o orada bir özgürlük alanı açıyor. Ve insanlar bazen hakikaten böyle hiçbir şey takmadan gerçekle yüzleştiği zaman bir anda her şey çok farklı oluyor ve o mutluluk hormonları insanı iyileştirebiliyor. Demek ki ruhani esenlik, huzur, sevinç, mutluluk bedenimize çok ciddi bir şekilde yansıyor. İşte Tanrı'yla buluşmak da tam bize bunu getiriyor. Yani Tanrı'daki esenlik, Tanrı'nın ruhu bize güç veriyor, esenlik veriyor. O bulunma nasıl tarif edebiliriz? Yani düşün, 6 milyar insan var dünyada. 6 milyar insan içerisinde sen kaybolmuş bir nokta gibisin. Kim seni düşünüyor? Kimin umurundasın? Değil mi? Seni seven, senin için bir şey yapacak, canını feda edebilecek birisi var mı? Belki yok diye düşünüyorsun ama hayır, var. İsa Mesih var. Seni düşünen, öncesizlikten itibaren seni düşünen ve senin için kendi canını verebilecek kadar çok seven bir kurtarıcı var. O da Mesih. Şimdi bu gerçek tabii ki bize coşku verecek. Tabii ki bize sevinç verecek ve işte bu da ayette yazdığı gibi nasıl hissediyorsak öyle görünüyoruz, öyle yaşıyorsak demek ki o içsel Tanrı'dan gelen bereket dolu bir yaşamda bize güç verecek ve bize şifa verecek. Ne diyor Kutsal Kitap? Aslında devam ediyor burada. Çölde sayım 14-28'de diyor ki onlara Rab şöyle diyor de, varlığım adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım diyor. Aslında biz mesela hastalanıyoruz diyelim ki zorluklar yaşıyoruz. Evet. O zaman düşünüyoruz ya Tanrı beni cezalandırdı diye. Aslında Kutsal Kitap diyor ki başına gelen şey senin söylediğin şey, senin düşündüğün şey. Kendi hayatında olmasını düşündüğün ve beklediğin şeyler senin başına geliyor. Rab bir şey yapmıyor. O zaman demek ki ruhani hayatımızı düzenlediğimiz zaman, kendimize doğru bir bakış açısına sahip olduğumuz zaman gerçekten doğru şeyler Tanrı tarafından bize verilebilir. Açıkça Kutsal Kitap bunu söylüyor. Ama biz sevilmediğimizi düşünüyoruz, değersiz olduğumuzu düşünüyoruz, paramız yoksa mutlu olamayacağımızı düşünüyoruz, fedakarca bizi seven birisinin olmadığını düşünüyoruz ve bir anlamda yalnız olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bunlar bize ne getiriyor? Tabii ki istemediğimiz şeyler, hastalıklar, zorluklar getiriyor. Ve sonra gidiyoruz bir yere, psikoloğa. O tanıyı koyuyor. Yani bu Tanrı'nın genel lütfudur. Sonra antidepresanlar verip bizi bu
çarkın içinde devam etmemize olanak sağlıyor. Ama evet, kalıcı bir değişim, kalıcı bir şifa maalesef bulunmuyor. Ama dediğin gibi aslında Tanrı'da gerçekten hem korunma var, hem şifa var, hem bereket var. Ve tabii ki Tanrı dediğimiz zaman da İsa Mesih'ten bahsediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii ki şeyi hatırlamamız gerekiyor. Siz de biraz bahsettiniz. İnsanlar genelde farklı durumları yaşarken başına bir hastalık geldiği zaman hep bir şekilde Tanrı'yı suçlama eğiliminde bulunuyorlar. Burada aslında bu yayında şunu ifade etmemiz çok önemli. Hastalıkların Tanrı'dan gelmediğini dile getirmemiz çok önemli. Siz bahsettiniz zaten, yaratılışımızda bu yok. Tanrı bizi çok iyi yarattı. Tabii. Öyle diyor yaratılışta, yaratılış bölümünde, Eski Ayet'in ilk bölümünde. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. Haliyle bizi Tanrı çok iyi yarattı ve günah yüzünden bu yozlaşma dünyaya girdi. Tabii. Ve hemen bunun sonrasında zaten Tanrı bize İsa Mesih'i kurtarıcı olarak vaat etti ve öyle diyor ki Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı'nın isteği budur. Yani Tanrı bizi seviyor ve Tanrı mahvolmamızı istemiyor. Aynı şekilde teşekkür ederim rejiye. Bir ayet gelmişti aklıma. Onlar bana yardımcı oldular bu konuda. Hezekiel 33. bölüm 11. ayet diyor ki, onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin ölesiniz diyor Hezekiel bölümünde. Çok önemli bir nokta. Yani Tanrı'nın bu isteğini anlamamız gerekiyor. Öyle ki bazen biz frekansları karıştırıp düşmanı yanlış tarafta arıyor olabiliriz. Ve bu bizi yanlış bir noktaya getiriyor. Olabilir. Eğer hastalıklar da yaratıcıdan gelirse, o zaman neden, nasıl dua edebileceğiz? Onun gönderdiği hastalığa karşı hangi dua çalışacak? Hangi umut aslında bizi iyileştirecek, değil mi? Yani hastalık ondan geliyorsa umudumuz ve kurtuluşumuz yok aslında. Evet. Ve burada önemli bir kavram var. Tanrı'nın yeni antlaşmada sevgisini açıklayan bir kelime. Bu da Abba, baba olarak kutsal kitap bize açıklıyor. İsa Mesih dua ederken göksel baba olarak bize Tanrı'nın sevgisinin nasıl anlaşılacağı ile ilgili çok önemli bir örnek verdi. Demek ki Tanrı'ya baba diye seslenmemiz gerekiyor. Biz Tanrı'nın çocukları oluyoruz Mesih İsa aracılığıyla. Ve o zaman şunu sormalıyız. Yani dünyasal babalar, İsa Mesih de örnek veriyor yani, siz kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınız bir şey istediği zaman onlara iyi şeyler vermek istersin. Yani çocuk yumurta isterse ona akrep verir misiniz? Ve dolayısıyla şunu sormalıyız. Yani hangi baba çocuğunun hasta olmasını ister ve hangi baba çocuğunun hastalıklar aracılığıyla sınanmasını, eğitim almasını ister? Yani bu yetersiz duygusal dünyada bozulmuş bir yaşamda baba olarak bizler bile çocuklarımız için en iyisini isterken, tabii ki mükemmel olan göksel babamız Tanrımız da bizim için en iyisini isteyecek ve bizi böyle yollarla sınamayacak. Zaten yani ortada bir sınav da yok, çünkü zaten hepimiz günah işledik. Evet. Tanrı'nın yüceliğinden ayrı kaldık. Tanrı'yı arayan, Tanrı'nın istediği doğruluğa yaklaşamıyoruz. O yüzden bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Evet. Aslında yasa ya da şeriat dediğimiz şey bir aynadır. Yani insana kendini gösterir, der ki yani senin bir kurtarıcıya ihtiyacın var. Çünkü kendi amellerinle, kendi iyi işlerinle kurtulamazsın. Çünkü 100 tane iyi iş yapsan bile bir tane kötü bir şey bütün o iyi işleri götürüyor ve seni Tanrı'nın önünde lekeliyor ve Tanrı'nın uzaklaştırıyor. Ve yine çölde sayım 15. bölüm 25. ayette, pardon, Mısır'dan çıkış. Orada diyor ki çünkü size şifa veren Rab benim diyerek Tanrı kendi adını şifa veren olarak açıklıyor. Yani Tanrı kimdir dersek o şifa verendir. Yani ondan şifa beklentimiz olması gerekiyor. Yani bugün hangi derdin içindeysek, hangi hastalığın içerisindeysek, çözülmez ya da doktorların mümkün değil dediği bir durumun içerisinde olursak olalım, Tanrımızdan şifa bekleyebiliriz ve
Tanrı o durumu tamamen değiştirebilir ve bize şifa verebilir. Ve Mesih yeryüzüne geldiği zaman, Rabbin sözü, kelam yeryüzüne geldiği zaman, yeryüzünde hareket ettiği zaman, evet, ona imanla gelen herkesin iyileştirildiğini kutsal kitap söylüyor. Ve Yeşaya'daki peygamberlik sözünün, hastalıklarımızı o kaldırır, zayıflıklarımızı o üstlendi sözünün Mesih'te yerini bulduğunu görüyoruz. Ve Mesih kimseyi şifa için ikna etmedi. Hatta körler, kötürümler ona geldi. Ve onlar bir sözle, bir kelimeyle, bir dokunuşla hepsi şifa aldığını görüyoruz. Hatta Yahya Mesih'ten şüphelendiği zaman, Herodes'in gözetimi altında tutuklu kaldığı zaman, İsa ona dedi ki körler görüyor, kötürümler yürüyor, hastalar iyileşiyor diyerek kendi kimliğini aslında bu işlerle doğruladığını, bu işlerle gösterildiğini bize vurguladı. Dolayısıyla Tanrı olduğu zaman hayatımızda, tabii ki ondan şifa beklemek kadar doğal bir şey yok ve Tanrımızın yüreği şifa doludur. Aslında bugün bunun müjdesini de vermeliyiz. O zaman pratik olarak belki birçok hasta var, birçok problem içinde, ruhsal problemler içinde olan kişiler olabilir. O zaman şunu yapacaklar, yerel kiliselere gidecekler, diyecekler ki benim bu hastalığım var, lütfen benim için dua edin diyerek oradan dua isteyecekler ve Rabbin gücünü bu şekilde tecrübe edecekler. Evet, şifanın esas kaynağını aslında Tanrı'ya gitmemiz gerekiyor. Peki şu an aklıma geldi siz anlatırken, mesela tabii ki biz biliyoruz kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'dan kötülük gelmez. Hı hı. Ama mesela Mısır'dan çıkıştan konu açıldı. Mısır'dan çıkışta mesela Firavun'a karşı ve Mısır halkına karşı İsrail'i salıvermedikleri için bir 10 bela gönderiyor Tanrı. Bunu nasıl ele alabiliriz? Yani Tanrı'dan kötülük gelmez ya da bela gelmez ama Tanrı burada bu süreci de kullanıyor. Bunları da kullanır mı peki Tanrı? Evet. Bu kısmı Tanrı'nın adil yargısı kısmında anlamalıyız. Yani demek ki Tanrı sevgi doludur, sever, kurtarır ama aynı zamanda adil bir yargıçtır. Ve doğru olmayan işler için, doğru olmayan davranışlar için Tanrı'nın adaleti bir şekilde bu dünyada tecelli edecek. Bu dünyada ve Mesih'in ikinci gelişiyle Tanrı'nın yargısı gözükecek. Dolayısıyla burada gördüğümüz şey Tanrı halkına karşı olan bir öfke. Onları köleleştiren bir firavun var. Onların ibadet etmesini engelleyen bir yönetici var. Mısır'ın yöneticisi var. Ve Rab ona çok defa fırsat vermesine rağmen onun halkı salıvermediğini görüyoruz. Ve işte bu şekilde de Tanrı'nın yargısının aslında biriktiğini ve o yargının da ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Tabii yargı dediğimiz zaman ne demek? Yani yargı dediğimiz zaman Rab Mısır'ı şöyle yargılamadı. Elinde aldı sopayı. İşte hemen dolu gönderiyorum, şunu gönderiyorum demedi. Aslında tamamen hikaye şu. Tanrı Nil'in taşmasıyla aslında Nil'in rengi değişti. Ve bu alivyonların suya karışmasıyla beraber orada kurbağaların ortaya çıkması, hastalıkların ortaya çıkması, sineklerin ortaya çıkması vesaire hepsi aslında bu Nil'in taşmasıyla ilgili bağlantılı olan şeyler. Demek ki Tanrı ne yapmış? O korumasını oradan çekmiş ve oradaki süreç Tanrı'nın egemenliği ya da Tanrı eli oradan çekildiği zaman hızlanmış. Anladım. Hatta bazı teoriler var. Yunanistan'daki Yanardağ'ın patlaması sonucu oluşan kül bulutunun Mısır'a kadar ulaşması ve Mısır'daki işte mevsimlerin değişimi, dolu yağması, havanın soğuması, işte bir tarafın karanlık kalması gibi şeylerin aslında tüm bunlardan kaynaklı olduğunu ispat etmeye çalışan, anlamlandırmaya çalışan yorumlarda var. Demek ki aslında şunu görüyoruz. Yani Tanrı yargılarken böyle gökten hiçbir şey yokken bir anda ceza alıp yeryüzüne atmıyor. Tabii ki Rus olarak biz bunu böyle anlıyoruz ama yeryüzüne bazı dengelerle Tanrı bu yargının oluşmasını sağlıyor ve dünyaya şunu söylüyor ve dünyadaki insanlara, evet, ben bu dengenin içinden çıkarsam bu dünyada bir denge kalmaz ve bu dünya sizi yargılar. Yani bu dünyada yaşayamazsınız ve dolayısıyla bu dünyayı yaratan gerçek sahibine dönün diyerek aslında Tanrı bizi uyarıyor. Yani şimdi deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Deprem bir sene önce çok üzücü bir depremle karşı karşıya kaldık. Binlerce insanımızı kaybettik. Şimdi orada bu Tanrı'nın yargısı mı? Tabii ki doğa nötrdür. Doğanın bir taraf tuttuğu bir şey yok ama buradaki suç nerede? Aslında günah dolu para kazanma hırsıyla yapılan yapılarda.
Deprem öldürmedi. Bu yapılar insanları öldürdü, değil mi? Dolayısıyla şimdi burada bu işi Tanrı mı yapmış oldu? Hayır. Aslında var olan gerçeği bilmemize rağmen yanlış, açgözlü bir şekilde yapılaştık orada. Doğru şeyler yapmadık, evet. Ve şimdi başımıza bir yargı geldi. O zaman demek ki bu aslında Tanrı'dan değil, kendi kendimize getirdiğimiz bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Yani Tanrı bu dengenin içinden çıkarsa o zaman dünya işte buna dönecek. Yani güneş Tanrı'nın kurduğu dengeden uzaklaşırsa ya da dünya yörüngesinden biraz uzaklaşırsa, güneşe yaklaşırsa işte küresel ısınma olacak ve dünya çöle dönecek. Dünya yaşanmayacak. Evet. Ve Tanrı aslında yargısından bahsederken buna özellikle parmak basıyor ve bize bunu vurguluyor. Tanrı olmadan bu dünya ölüm, bu dünya yaşanmaz bir hale gelir. Dolayısıyla aslında Tanrı'nın yargısından bahsederken de bu dengenin bozulmasından bahsediyoruz. Tanrı'nın tüm bu aslında nitelikleri devam ettirdiğini de anlamamız gerekiyor. Çünkü tabii, bazı anlayışlar Tanrı sanki bizi yarattı ya da siz o evreni yarattan geri çekildi gibi bir algıya bir şey kapılabiliyorlar. Yok. Ve kutsal kitap söylüyor, yağmurları yağdırıyor, yani yabanıl hayvanları besliyor. Tanrı'nın tamamen yeryüzünde egemen olduğunu ve bu dengenin devam ettiren Tanrı olduğunu özellikle bize vurguluyor. O yüzden o anlayışımız hani biraz da şeye dönüyor, işte hepimiz bir sınavdayız. Yani sınavda falan değiliz. Hepimiz sınavdan kaldık zaten. Yani hepimiz Tanrı'dan uzaklaştık. Ve ölümden sonra nereye gideceğimizle ilgili eminliğimiz ya da bir fikrimiz yok. Ama iyi şeyler başımıza gelmeyeceğini biliyoruz. Çünkü Tanrı hayatımızda hiç yoktu. Dolayısıyla Tanrı hayatımızda yoksa ölümden sonra da Tanrı nasıl olacak? Tabii ki Tanrı'dan uzak bir yaşam sürdüreceğiz. Ama biraz tabii Orta Doğu bu coğrafyadaki işte Tanrı cezalandıran, Tanrı hemen karşılık veren, sopayla kafamıza vuran gibi bir anlayış var. Ama öyle değil. Yani Tanrı kendi korumasını, sevgisini ve o kurduğu dengeyi biraz bıraktığı zaman başımıza kötü şeyler geliyor. İşte bu da sonuç olarak Tanrı'nın yargısı. Dolayısıyla insanoğluna düşen şey nedir? Tanrı'yı unutmamak. Bu evreni yaratan, bu güzel yaşamı veren, bu güzel doğayı bize veren Tanrı'yı unutmadan şükrederek aslında tüketerek değil şükrederek yaşamak ve o zaman hakikaten hem kendimiz için hem başkaları için de güzel bir doğa, güzel bir evren aslında emanet etmiş olacağız. Tüketerek değil şükrederek yaşamak, evet, dediğinizde güzel bir slogan oldu. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya üzerinden @radyomaranata diye aratarak bulabilirsiniz. Tüm sosyal medya platformlarında varız. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Canlı yayınımıza katılım sağlamak istiyorsanız soru ve görüşlerinizi YouTube'da şu anda normal radyomaranata.com adresiyle beraber YouTube'da da Radyo Maranata sayfasında canlı yayındayız. Orada da sohbet bölümünde bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da bu yayınımızın bir hashtag'i var. Ruhun arayışı diye bir hashtag var. Her ne şekilde yazmak istiyorsanız bu hashtag ile de Instagram'da en son ruhsal sırlar paylaşımımızın altında yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Evet, YouTube'dan gelen yorumlara bakmak gerekirse Serdar Bey demiş ki ben kötü hissediyorum ya, sürekli bir efkar var, hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorum. Ben Allah'ın beni düşündüğünü falan düşünmüyorum. Yani ben inanan biriyim ama olmayınca olmuyor demek ki demiş. Evet, tabii. Kime inanıyor? Belki bunu sormak gerekiyor. Neye inanıyor? Şimdi şöyle, yani yaratıcıyı bilmek yetmez. Yani tabii ki bir yaratıcı var ama önemli konu şu, bu yaratıcı kimdir? Ve benim hakkımda ne düşünüyor? Benim hakkımdaki fikri nedir? Benden haberdar mıdır? Yani bunu keşfedersek hayatımız zaten değişiyor. İncil'in müjdesi de bu. O yüzden değerli dinleyicimize bunu tavsiye edebiliriz. Serdar Bey, evet. Serdar Bey'e. Lütfen Serdar Bey, İncil'i okuyun. Ve İncil'in ana mesajı Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla Serdar Bey'i ne kadar çok sevdiğinin hikayesidir. Ve Serdar Bey'in böyle ağırlıklı hissetmemesi için, böyle üzüntülü, efkarlı hissetmemesi için, sonsuz hayatın sevinci onun yüreğine gelebilmesi için aslında Mesih'in yeryüzüne geldiğini ve tek dünyada o bile kalsa Mesih onun için çarmıhta ölebileceğini, bu fedakarlığı gerçekleştirebileceğini aslında anlatmaktadır İncil metni. Evet. Dolayısıyla bu metinleri okursa ve bu metinlere uygun bir yaşam sürdüren kiliseye
yerel topluluğa katılırsa hakikaten yaşamında bambaşka bir değişim olacak. O sonsuz yaşamın, meleklerin o sevinci, hı-hı, onun hayatına akacak. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey belki konfor dünyamızdan uzaklaşmak, biraz risk almak ama sonucunda sonsuz hayatı kucaklamak, Tanrı'ya yaklaşmak. Evet. Bir bedel ödüyoruz. Pahası vardır bunun. Ama onun bize vermek istediği sonsuz hayatta karşılaştırdığımız, hı-hı, zaman çok da önemli bir şey değil. Ama bazen işte iblisin bize verdiği korkular, insanların düşünceleri, belki birçok kaybedebileceğimiz şey olduğunu düşünerek, yüreğimizde korku salarak aslında Tanrı'ya yaklaşmamız engellenebilir, hı-hı, bu düşüncelerle. Ama bunlardan korkmayalım. Bunların hepsi abartılmış yalanlar. Rab bize yaşam verecek, güç verecek ve yüreğimizdeki o ağırlıktan tamamen bizi özgür kılacak. Ama tüm bunlar Tanrı'yı tanıdığımız zaman. Evet, kesinlikle. Tanrı'ya yüreğimizi davet ettiğimiz zaman ve Tanrı'nın hayatımıza dokunduğu zaman bunlar değişecek. Ama bunun için de gerçekten istemeliyiz. Yürekten istemeliyiz ve o gerçeğe susamışlığımıza kulak vermeliyiz. Hani şey gibi, yani susuyoruz ama işte gazozlar içiyoruz. O susuzluğumuzu, hı hı, dindiriyoruz ama aslında gerçek suyu olan ihtiyacımız, vücudumuzun ihtiyacı biz görmesek de devam ediyor. Bunun gibi biz de dünyasal şeylerle Tanrı'ya olan susamışlığımızı gizlemeye çalışıyoruz, unutmaya çalışıyoruz ama Tanrı'ya yaklaştığımız zaman o susuzluğumuz, o gerçeğe acıkmışlığımız, hı hı, hemen tekrar ortaya çıkıyor. Ve bu ancak da tabii ki Tanrı'yla tatmin ediliyor. Evet. Önemli bir konu. Romalılar 10. bölüm, aslında 13 ve 15. ayeti okumak istiyorum bu konuda. Diyor ki 13. ayette, Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Hı-hı. Yani bir kurtuluş, evet, vaati diyor Tanrı bize. Ama en başında şu ifadeyi görüyoruz. Rabbi adıyla çağıran, hı-hı, herkes. Yani Rabbi tanıyan, evet, Rabbi kişisel, hı-hı, ilişki yaşayan herkesin kurtulacağını görüyoruz. Ve ayetler devam ediyor. Diyor ki, ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Hı hı. Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar, evet, diyor. Aslında yani iman etmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. İsa'yı tanımamız gerekiyor. Hı hı. Ve İsa'yı tanımak için de aslında kendi sözünden, hı hı, İncil'den başka, hı hı, bir kaynak zaten olamaz. Hı hı. Bu konuda Serdar Bey'e de bunu tavsiye ediyoruz. Hı hı. Kendisi demiş ki bu kanal güzel, hemen yanıt geliyor demiş. Hamdolsun. Güzel. İncil aldım, daha başlamadım. Yani bir iki sayfa anca okuyabildim. Kiliseye gitmekten biraz çekiniyorum açıkçası. Evet. Biraz öğreneyim demiş Serdar, evet, Bey. Hepimiz öyleydik. Hepimizin hayatında bu serüven başladığı zaman kaygılarımız vardı, korkularımız vardı. Tabii ki önce İncil'i okusun. En azından Rabbin yaşamına dönük sözleri, yaşamını etkileyen sözleri onun hayatına girsin. Ama doğrudur. Yani kaygılar, korkular, bu işin bir pahası var. Yani konfor dünyamızı devam ettirerek Tanrı'ya, evet, dönemeyeceğiz. Çünkü Rab de bizim için büyük bir bedel ödedi. Çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi. Dolayısıyla biz de bir bedel ödemeye hazır olmalıyız. Belki arkadaşlarımız, belki işimiz, yani onlar tehlikeye girebilir. Arkadaşlarım bizden uzaklaşabilir. Patron bizden hoşlanmayabilir. Hristiyan bir kişi vesaire. Ön yargılarla dolu bir dünya. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Yani, hı-hı, gerçek yaşama tutunmuş, gerçekten yeni doğmuş bir kişinin muhalefeti olabilir. Çünkü bunu istemeyen bir ruhsal düşman var. Şeytan, evet, var. Ve dolayısıyla dünyanın her yerinde konfor dünyası riske girebilir gerçekten Mesih'le yürüyen bir imanlı bir kişinin. Ancak şunu söylemeliyiz ki düşündüğümüz çoğu şey, korkularımızın çoğu yalandır. Gerçek değildir. Tanrı bütün korkularımızdan daha üstündür. Ve bu korkulara kanmayalım. Şeytan yalancıdır. Yalancının babasıdır diye söylüyor kutsal kitap. Hı hı. O zaman onu hissettirdikleri, onun bize fısıldadıkları şeylerin gerçek olmadığını bilelim. Ve Tanrımızın her şeyden daha güçlü olduğunu, her şey sağlayabileceğini biz fark edelim. Ve o şekilde Tanrı'ya güvenerek adım atmaya devam edelim. Evet. Hayat kısadır hakikaten. Mezmur yazarı söylüyor. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80. O da sağlıklıysak en güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Hakikaten doğru. Hayat zorludur. Belki bu coğrafyalarda daha da zorlu ekonomik olarak ve hastalıklar da var. O yüzden en iyi şey, her şey Süleyman'ın son yıllarda yazdığı önemli bir kitap. Orada diyor, her şey duyuldu, her şey görüldü. Sonuç olarak
Tanrı'ya saygı göster, Tanrı'yı ara. Evet. İnsanın en önemli yapması gereken şey, görev aslında bu. Aslında belki Vaiz bölümünü ilk defa okuyanlar için çok depresif bir kitap gibi gelebilir. Serdar Bey de düşüncelerini paylaştı, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ama sonunda Vaiz şunu aktarıyor, dediğiniz gibi aslında bütün her şeyin anlamı aslında Tanrı'da. Yani kesinlikle. Tanrı olmadığı zaman her şey anlamsız. Tabii, Vaiz kimdir? Evet. Bu muhteşem bilge kral Süleyman'dır. Bu kral binlerce karısı olan, dünyanın en zengin, en ünlü kişilerinden birisiydi. Yani onun bilgeliğini görmek isteyen krallar, kraliçeler ülkeyi ziyaret ediyorlardı. Zenginlik bol boldu. Yani o dönemde gerçekten müthiş bir ekonomik refah var. Ancak işte böyle bir adam dünyanın sonunda yaşlandığında hayıflanarak, hatalarını göz önüne alarak harika bir değerlendirme ve gelecek nesillere harika bir mesaj veriyor. Aslında çok değerli bir kitap. Evet. Ama bazen dediğin gibi yani depresif, yani ne demek istiyor ama asıl mesajı o. Bu vaizin her şeyi gördüğünü, her şeyi yaşadığını, her şeyi tecrübe ettiğini iyi anlayalım ve onun son 12. bölümünde son söylediği şeylere dikkatli bir şekilde kulak kabartalım. Hı hı. Öyle ki zaten Süleyman'dan bahsederken onun kadar bilge bir insan belki dünyaya bir daha gelemeyecek diye bahsediyor. Tabii. Kutsal yazılar. Evet, biraz sohbetimizin ilerlemesi açısından kendi sorularıma da biraz bakmak istiyorum. Değerli dinleyenlerimizin soruları da var, onları da aktaracağım. Mesut Bey YouTube'dan demiş ki ruhsal sıkıntıda ruhsal şifa almak için ne yapmamız lazım? Kimden yardım alınabilir demiş. Serdar Bey de demiş ki vallahi biraz para olsa mutluluk da gelir demiş. Ben de şunu sormak istiyorum aslında. Ruhsal şifa kimden, nereden, nasıl şekilde, şekilde, hangi şekillerde gelir? Çünkü son dönemlerde işte Tanrı'nın görevlendirdiği değil de ben şu soruyu şöyle soruyorum. Tanrı'nın görevlendirdiği, belirlediği şifacılar var mıdır? Çünkü son dönemlerde günümüzde işte yaşam koçları, spiritüel önderler gibi kişiler şifacı adıyla ortaya çıkmaya başladılar ve farklı akımlarla beraber aslında sık sık bunları görmeye başladık ve bu kişiler aslında herhangi bir işte psikolojik eğitim almamış ya da tıbbi bir eğitim de almamış kişiler. Haliyle yani Tanrı'nın belirlediği gerçekten şifacılar var mıdır? Ve insanlara baktığımız zaman onların Tanrı'dan olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Şifa kimden gelir? Birincisi, Tanrı'nın yüreği şifa doludur. Yani onun adı şifa veren Rab'dir. Bunu söyledik ve Yuhanna mektubunda İsa'nın yaptığı daha çok şey olduğunu ve bunların tek tek yazılsa kitaplara sığmayacağını elçi Yuhanna, Yuhanna müjdesinde bize anlatıyor. Demek ki Rabbi şifa için ikna etmemize gerek yok. Yani bu çok önemli bir şey. Yani demek ki biz şifa için Rab'bi ikna edemeyiz. Rab zaten bize şifa vermek ister. Ama biz bunu %100 Rab'den istiyor muyuz? Ya da Rab'be güveniyor muyuz bu konuda? Kendi yüreğimize bakmalıyız. İkinci konuda, evet, kilisede, Tanrı'nın topluluğunda ruhun armağanları var. Yani kilise hastalara dua ediyor. Yüzyıllardır aslında. Evet. Bunun sebebi de kilisede her imanlının kilisede yaptığı bir görev var. Bir bedenin bir parçası olarak kilisenin bünyesindedir. Ve Kutsal Kitap diyor ki bazılarına hastaları iyileştirme armağanı veriliyor diye söylüyor. Demek ki tarih boyunca kilise içerisinde hastaları iyileştirmek, hastalara dua etmek, cinleri kovmak gibi ruhsal şifa anlamında ibadetler yapıldı ve bu ibadetin bir parçası olarak uygulandı. Çünkü bunu nereden gördü kilise? İsa'dan gördü. İsa Mesih'e gelen herkes iyileştirildi. Bakın Elçinin İşleri 10. bölümde şunu söylüyor. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların bazılarını değil hepsini iyileştiriyordu diye söylüyor. Hepsini. Yani şifaya, ruhsal şifaya ihtiyacı olan, baskı altında olan kim varsa hepsini iyileştiriyordu. Yani Tanrı'nın istediği Tanrı'nın bu. İsteği bu, evet. Sadece iman etmeyenleri iyileştiremiyordu. Çünkü ona imanla gelmedikleri için. Ama imanla gelen herkes iyileştiriliyordu. Dolayısıyla şimdi İsa'dan bunu gören kilise öğrenciler de bunu devam ettirdiler. Petrus, Paulus ve kilise sürekli ve sürekli hastalara dua ettiler, cinleri kovdular ve ruhani hayatta önemli bir şifa kaynağı oldu kilise ve bunu sürdürmeye devam ediyor ve sürdürmeliyiz aslında bunu. Hastaları davet edip onlar için dua etmeliyiz. Kilisenin hizmetinin bir parçası. Çünkü bu şifa aracılığıyla Tanrı'nın merhameti, Tanrı'nın yüreği insanlara aktarılmış ve anlatılmış oluyor.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki para kazanmak isteyen, ruhani hayatın gizemini ortaya koyan yaşam koçları, işte evet, geçmişten gelen acıları ortaya çıkararak, keşfederek iyileştirmek isteyen ruhani yaşam disiplinleri diyelim, bunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar tarih boyunca vardı zaten. Yani sürekli bunların modası dönem dönem ortaya çıkıyor, dönem dönem yükseliyor. Uzak Doğu'da aslında bununla ilgili, işte birçok Uzak Doğu'da buna yakın disiplinler var. Ama sorun şu. Evet, geçmişteki acılarımızı tespit ederek onlardan kurtulmaya çalışabiliriz. Yani işte şey gibi, yani tıp bilimi de var değil mi? Yani tıp ne yapıyor? Bir bedendeki bir problemi tespit ediyor ve onu yok etmek için ilaçlar veriyor vesaire. Ama ruhani hayat böyle değil. Ruhani hayattaki gerçek şifa, gerçekten ruhani hayatımızı iyileştirebilecek yegane otorite Tanrı'nın kendisi. Çünkü ruhu yaratan odur. Ruhu yaratan o olduğu için ruhumuz ona tam dönmeden asla tatmin olmaz ve asla ve asla tam bir şifaya yaklaşamaz. Ne olur? Bu tür işte kamplar yapılıyor şimdi, işte ruhani enerjiler, ruhsal boyuta açılan kapılar vesaire, bu tür sloganlarla insanlar davet ediliyor. Evet. Evet, belki o anda bir tespit yapılıyor, geçmişteki acılar, geçmişteki travmalar ortaya çıkıyor ama onun yerine koyabilecek, onu iyileştirebilecek, yani ruhumuzu dikebilecek ne var? İşte buradaki konu o. Hayatımızda bir boşluk var, bir acı var ve o acıları nasıl dolduruyoruz ruhani hayatta? Bağımlılıklarla dolduruyoruz. Tanrı yerine başka şeyle dolduruyoruz. Evet. Ve dolayısıyla tüm bu tespitler bizi geçici olarak belki gülümsetecek, iyimser bir havaya bizi sokacak ama yeterince o acıların yerine başka şeylerle doldurmadığımız zaman, yani Tanrı sözüyle doldurmadığımız zaman gerçek bir şifaya erişemeyeceğiz ve biz aslında bu bir döngün içerisinde, kısır bir döngün içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum, yani yaşamımız zaten acılar üretiyor, travmalar üretiyor. Hı hı. Ve dolayısıyla ruhumuzun tam olarak kurtulmadan, Tanrı'ya dönmeden bu travmatik yozlaşmanın içerisinden çıkması mümkün değil. Yani mesela geçmişten anne babadan travmatik problemleri devraldık, yaşadık. Şimdi biz de kendi çocuklarımıza aynı şeyi yaşatıyoruz. Kendi çocuklarımız çocuklarına. Yani bu süre gelen bir şey, kısır döngün içerisinden çıkamıyoruz. Ancak gerçekten sevildiğimiz zaman, Tanrı tarafından iyileştirildiğimiz zaman biz başka insanlara şifa verebiliriz, olumlu bir şey verebiliriz. Yani senin ruhunda sürekli travma varsa insanlara sevgi verebilir misin? Sürekli dışlanmışsan insanlara, yani insanları kabul edebilir misin? Evet. İyilik görmeyen bir insan başkalarına iyilik yapabilir mi? Hı-hı. Ya da gerçekten sevgiyi hissetmeyen insan gerçek bir sevgiyle, fedakar bir sevgiyle eşini, çocuklarını sevebilir mi? Yani gerçekten zor. Dolayısıyla bu kısır döngüden çıkabilmek için ancak ve ancak Tanrı'nın sözüyle, Tanrı'nın ruhlarımıza dokunmasıyla bu mümkün olabilir. Ve o zaman ruhumuz aydınlığa kavuşur, o zaman ruhumuz tatmin olur ve biz yaşamımızda o travmaların etkisinden kurtuluruz ve hem de çevremize de o zaman esenliği yaymaya başlarız. Yoksa bu kısır döngünün içerisinde travma, sonra kendinden sonraki nesle travmalar bırakırsın ve sonra bir bakıyorsun işte o kurslara da gittin, kamplara da gittin. Evet. Ama o kısır döngüden çıkamadıktan sonra, hı-hı, geçici bir anlık rahatlama, bir anlık iyimserlik senin hayatında köklü bir değişime neden olmaz. Evet, önemli bir konu çünkü aslında İsa'nın sunduğu çok güzel bir formül var. Her konuda belki kullanılabilir. Meyvelerinden tanıyacaksınız formülü çok önemli. Çünkü tabii, bu tarz öğretiler içerisinde de şuna bakmamız gerekiyor. Kimi yüceltiyorlar? Tabii. Ve tabii, biz görüyoruz ki aslında bir yerde Tanrı yücelmiyorsa o zaman o zaten Tanrı'dan olamaz. Kesinlikle. Ama mesela şunu yapabiliriz. Yani kilise hiçbir dönem, hiçbir çağda hastaları dua etmek için para almaz. Yani bu tür şeylerden aslında şunu söyleyebiliriz. Yani eğer bu Tanrı yolunda yapılan bir şeyse bu parayla ilgili bir şey olmaması gerekiyor. Evet. Ama bakıyorsun kamp, işte ruhani kamp ne kadar? $2,000. Yani şimdi bu tamamen bu ticari bir şey bu. Yani paranın olduğu bir yerde gerçekten şifa almak mümkün değil. Dolayısıyla bu bir para ticarethane burası.
İyi hissedebilirsin, dönemsel değişimler olabilir ama kalıcı bir değişim ve hem kendi hayatını hem başkasının hayatını travmatik bir yaşamdan uzaklaşmak, o zayıflıklarınla barışabilmek ancak Tanrı'nın sözüyle mümkün. Ve dolayısıyla aslında bunu eğer bu kadar ilahi bir şeyse, ilahi bir şeyin parayla ne ilgisi var? Tanrı'nın verdiği, severek insanlara sunduğu şeyi biz alıp nasıl satabiliriz? Ya da biz eğer zaten Tanrı yolundaysak bu işi gönüllü olarak yapmalıyız. Yani Tanrı'nın işi parayla ilgili bir şey değil. Evet. Dolayısıyla kilise tarih boyunca hastalara dua etmek aslında onun görevidir. Topluluğun görevidir. Kilise bundan para alamaz. Ruhani sıkıntılı insanlar varsa onlar için dua eder kilise. Ve dolayısıyla işte doğruyla yanlışı ayırt edebilmek için harika bir yöntem. Para. Birisi para istiyorsa bu Tanrı yolunda değil. Ama para istemiyorsa evet bu Tanrı yolunda olabilir diyerek aslında hemen kategorize edebiliriz. Ve ikincisi de dua eden kişi kimin adıyla dua ediyor? Ya da bu şifayı nereden alıyor? Evet. Bu şifaya nasıl aracılık ediyor? İhsan adı yüceliyorsa, İhsan adından bahsediyorsa evet orada doğru, kutsal kitabı uygundur. Ama kendi adına, kendi yetenekleriyle bunu yapıyorsa o zaman oradan uzaklaşalım. Çünkü hiçbir insandan, hiçbir insan ruhundan değil mi? Yani bize ilahi bir şifa gelmeyecek, ilahi bir bereket gelmeyecek. Çünkü insanın ruhunda Tanrı'nın barındırdığı bereketlerin aslında milyonda biri bile yok değil mi? Dolayısıyla insana güvenemeyiz ve insanın ruhundan iyi bir şey çıkacakmış gibi düşünmemeliyiz. Dolayısıyla tamamen Tanrı'yı görmek gerekiyor hizmetin içerisinde. O zaman da şunu söylemeliyiz. Dua eden kişi kimin adıyla dua ediyor? Evet. Kimden bu şifayı bekliyor? Ve ona göre de doğru kişi olup olmadığını ayırt edip o zaman ondan dua isteyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Değerli dinleyicilerimiz, sosyal medya hesapları üzerinde @radyomaranata adresinden bizleri takip edebileceğiniz gibi şu anda canlı yayınımıza YouTube'da Radyo Maranata sayfasının sohbet bölümünden katılabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da da son ruhsal sırlar paylaşımımızın, o son fotoğrafımızın altına yorumlarınızı iletebilirsiniz. Ruhun arayışı hashtagini kullanarak görüşlerinizi, yorumlarınızı, bu konudaki fikirlerinizi, deneyimlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Tam da bu konuda aslında YouTube'da bir sohbet oluşmuş biz bir yandan konuşurken, onu aktarmam gerekirse. Yolcu isimli dinleyicimiz demiş ki, o zaman ben pozitif düşüncelerle şifa alabilir miyim ruhsal ve fiziksel olarak? Sabri Bey demiş ki, yolcu bir enerji gibi mi bahsettiğiniz şey? Serdar Bey demiş ki, ya hayat o kadar zor ki pozitif düşünemiyor insan. Hı hı. Ve yolcu da demiş ki, iyi düşün iyi olsun derler ya, onun gibi Sabri. Hı hı. Yok ya, en azından bende çalışmıyor yolcu şeklinde Sabri, hı hı, Bey de bir yorum atmış. Yani pozitif, evet, düşüncelerle şifa alabilir miyiz? Aslında şu, yani kutsal kitabın söylediği gibi, kendini nasıl hissediyorsan, kendini nasıl görüyorsan onları yaşıyorsun. Çölde Sayım kitabında 13. bölüm 33. ayette okuduğumuz gibi. Ama burada problem şu, yani mükemmel bir şekilde iyi olan, bize oradan şifa getirebilecek iyilikte, güçte bir yardımcıya ihtiyacımız var. Yani ben kendimde o kadar iyilik göremiyorum. Ve kendi kendimi bile o kadar güçlü bir şekilde sevemiyorum. Yani kendimi kayırıyorum ama şifaya, doğaüstü bir şifaya kendimi layık göremiyorum. Yani layık görsem bile bu mümkün değil diyerek buna inanamıyorum. Dolayısıyla öyle birini tanımalıyım ki ben, beni seven, bana karşılıksız merhamet eden, beni iyileştirmek isteyen öyle birini tanımalıyım ki onun, evet, sözleriyle kendi kendime bakarak, kendi kendime onun sözlerini ilan ederek, kendimi hissetmesem de o sevgiyi ilan ederek aslında şifayı hayatıma çağırabilirim. Yani demek istediğim şey şu, işte iyimser kelimelerle her gün sabah uyandığımda sen mükemmelsin, sen her şeye layıksın dediğim zaman bu aslında bir oyun gibi. Kimse buna, evet, inanmaz ve günün sonunda der ki, yani işte bu inanılacak bir şey olmadığını tecrübe eder. Ama öyle bir şey var ki, yani bizi sevdiğini söyleyen, benim için çarmıhta ölebilecek kadar beni çok sevdiğini söyleyen, bana ölümüyle güvence vermiş bir kurtarıcının sözlerini güvenli bir şekilde ben hissetmesem de ilan edersem eğer, yaşamım bu sözlere göre değişebilir.
Yani bugün testler yapıyorlar. Yani suya bile güzel sözler söylediğiniz zaman sudaki o hücreler ya da sudaki moleküllerin değiştiğini tecrübe ediyorlar. Ya da bir çiçeğe güzel sözler söylediğiniz zaman onun bile farklı şekilde cevap verdiğini, çiçek açtığını görüyorlar. Yani demek ki pozitif bakmak çok önemli. Ama pozitif bakarken hep güçlü bir kaynaktan gelen bir pozitiflikle aslında değişiyor. Hı hı. Yani mesela su kendi kendine bunu yapamıyor. Çiçek evet. kendi kendine bunu yapamıyor. Daha üstün bir etki eden bir etken geldiği zaman bu gerçekleşebiliyor. İşte o yüzden de Mesih karakteri, Mesihsel anlayış son derece önemli. Tanrı'yı oradan tanıyabilmek, Tanrı'nın sözlerini oradan alabilmek, ondan duyabilmek, onun sevgisiyle aslında ikna olabilmek. Çünkü Tanrı'nın soyut sözleri değildir bu. Gerçekten uygulanmış, çarmıhta ölümü tecrübe etmiş bir kişiden çıkan vahiy. Dolayısıyla işte onun sözlerini alarak kendi kendimize pozitif bir yaklaşımla sevildiğimizi anlayarak dışlanmadığımızı, Tanrı tarafından sevildiğimizi ilan ederek aslında şifa alabiliriz. Peki bizi dışlayan kim? Bizim sevilmediğimizi söyleyen, bizi suçlayan kim? Tabii ki şeytan, değil mi? Tanrı'ya olan mücadelesinde başarılı olamayınca bu sefer döndü. Ne yaptı? Tanrı'ya inanmak isteyen, Tanrı'ya yaklaşmak isteyen insanoğluna karşı bir savaş açtı ve onları Tanrı'dan uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Yani bunu nasıl yapıyor? Sevilmiyorsun kardeşim. Sen Tanrı tarafından sevilmiyorsun. Sen Tanrı tarafından düşünülen birisi değilsin. Sen tamamen unutuldun. Kimse seni duymuyor, seni sevmiyor diyerek binlerce yalanla bizi aslında bir anlamda Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Ama işte bugün Radyo Maranat aracılığıyla bütün bu yalanlara karşı biz gerçek sözü ilan ediyoruz. Hayır, evet. Seviliyoruz, unutulmadık. Hatta o kadar seviliyoruz ki Mesih çarmıhta bizim günahlarımız uğruna çarmıhta öldü. Hmm. Tanrı günahlarımıza bakmıyor, günahlarımızı bağışlamak istiyor ve bize yeni bir yaşam vermek ve bu yeni yaşamla beraber hem bu dünyada hem de ilahi sonsuz hayatta tamamen şifa dolu bir yaşamla bizi bereketlemek istiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında günah kavramını anlatırken sık sık kullandığımız bir benzetme var. Kirli su benzetmesi. Hı hı. Yani kirlenmiş bir suyun üzerine istediğimiz kadar şeker atalım, bal atalım, onu tatlandıracak herhangi bir şey atalım. Hı hı. Sonuçta o su kirlidir. Belki evet, tadı değişir biraz. Dediğiniz gibi yüzeysel değişiklikler olabilir ama sonuçta o su kirlidir ve o tabii kirin kökten değişmesi gerekiyor, temelinden değişmesi gerekiyor. Aslında bir şekilde o bardağın boşaltılıp tekrar evet, dolması gerekiyor. Tabii. Bu da aslında Mesih İsa'nın çarmıhtaki örneği gibi günaha karşı ölüp, ruhsal anlamda günaha karşı ölüp ve ruhsal anlamda tekrardan dirilmemiz gerekiyor. Bunun için de İsa Mesih'e ihtiyacımız var. İsa Mesih'e iman etmeye ihtiyacımız var. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak, Tuzla Protestan Kilisesi, hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzzamlıları temiz kılın, cinleri kovun, karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Matta 10. bölüm 8. ayetten paylaşmışlar. Çok teşekkür ederiz. Az önce konuştuğumuz konu üzerine karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Rab'den gelen bir şey tabii ki maddi anlamda karşılık beklenerek yapılmaz. Çünkü Rab bize bunu parayla satmıyor. Tabii. Rab bize zaten yüreğimize kendisi bunu veriyor. Ve biz Rab'be borçluyuz bu konuda. Tabii ki Protestan kiliselere katılan kardeşler yorum atıyorlar. Onlar daha çok ayetlerle konuşmayı seviyorlar. Kutsal kitap. Onlar biliyorlar çünkü. Evet, evet. Hamdolsun, ne güzel. Kutsal kitap bilgisi biliyorsunuz Protestan kiliselerde önemlidir. Reformun temelinde o vardır zaten. Tanrı sözüne dönüş, öze dönüş. Mesut Bey demiş ki çünkü Efesler 6. bölüm 12. ayetten paylaşmış. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu yorumlarından ötürü ve tabii ki bu yorumlar aracılığıyla izleyenleri de, dinleyenlerimiz de bir kez daha Tanrı sözünü okumaya, İncil'i okumaya teşvik ediyoruz kendilerini. Çünkü Tanrı sözünden beslenmezsek aslında zaten yine ruhsal gıdamızı ruhsal ihtiyacımızı karşılamamış oluyoruz. Çünkü İsa Mesih'in kendisi öyle söylüyor. İnsan yalnızca ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Ve Havva Hanım'ın bir yorumu var YouTube'da. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Havva Hanım demiş ki
Amin, ben 1992'de gerçeği buldum. Rabbi İsa gerçek ve yol benim dedi. Çok doğru. Hayatımda çok çalıştı, hayatım değişti dedi. İsa'yı tanımayanlar lütfen kardeşler bugün kalbinizde karar verin. İsa'yı kalbinize davet edin. Yol ve gerçek odur. Başka hiçbir yol yok. Bizi cennete götürecek. Amin demiş. Çok teşekkür ediyoruz Havva Hanım'a tanıklığını paylaştığı için. Timuçin Bey iyi yayınlar. Rab sizleri bereketlesin demiş. Ve Mesut Bey yine bir ayet. Yuhanna 14. bölüm 14. ayetten. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım demiş. Konuşma içerisinde aslında şeyden bahsettik. O benim dikkatimi çekti. İmanın şifa üzerinde bir etkisi var mıdır? Mesela Elçilerin İşleri 3. bölüm 16. ayette işte gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. İmanın şifa tabii, üzerinde bir etkisi var mıdır? Kesinlikle. Ve burada kimin imanlı olması gerekiyor? Dua eden kişinin mi? Hasta olan kişinin tabii, mi? Şimdi İsa'nın adı anıldığı zaman ne geliyor hayatımıza? İsa'nın ismi hayatımızda Rab ve kurtarıcı olarak kabul edildiği zaman hayatımıza ne geliyor? Tabii ki Tanrı'nın egemenliği geliyor. Yani sadece işte sonsuz hayat günahlarımızın bağışı değil, Tanrı'nın egemenliği geliyor. Yani neredeyse Adem'deki o ilk konuma geri dönme hikayesi hayatımızda başlıyor. Dolayısıyla o zayıflıklarımızdan arınmayı, tamamen şifa alacağımız o günü, o diriliş saatini aslında bekliyoruz ve o göksel sevincin, Tanrı'nın egemenliğinin de aslında hayatımızda güçlü bir şekilde etkisini şifa aracılığıyla da tecrübe edebiliyoruz. Çünkü Tanrı bu hayatta örnek olmamızı istiyor, şifa alarak tanıklık etmemizi istiyor ve bunları kullanarak ve hizmet etmemizi de bekleyen bir Tanrı anlayışı var. Dolayısıyla iman tabii ki etkiliyor. Günahlarımızın bağışlanması yaşamımıza sevinç getiriyor. Sevinç gelmesi ruhumuza, bedenimize sevinç getiriyor. Bedenimize güç veriyor. Nehemya'da diyor ki Rabbin sevinci sana, senin gücündür diye söylüyor. Dolayısıyla tövbe etmek, Tanrı'nın yolunda aslında Rabbin egemenliğine girmek ve İsa'nın adını Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek Tanrı'nın egemenliğini bize getiriyor. Onun egemenliğinde her şey böyle paket paket değil, her şey bir bütündür. Yani Tanrı'nın erdemleri bütün olarak çalışır. Yani Tanrı sevgi ise sevgisi de mükemmel çalışır. Merhameti mükemmel çalışır. Adaleti mükemmel şekilde çalışır. Dolayısıyla Tanrı'nın bütün erdemleri mükemmel şekilde çalışır. Yani Tanrı erdemlerini bize ismiyle açıkladı. Dolayısıyla Rab şifa veren benim diyorsa o zaman onun şifası da çalışacak. Onun şifası nasıl çalışacak? Ruhumuzun güçlenmesiyle, ruhumuzun iyileşmesiyle, bedenimizin de iyileşmesiyle aslında tamamlanacak. Evet, hayatta kötülükler var, zorluklar, hastalıklar var ama nihai olarak dirildiğimizde, ölümü yendiğimizde Rab bizim hayatımızdaki o şifayı tamamlamış olacak ve bu şifada mutlak bir şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla iman bir anahtar. İman Tanrı'nın egemenliğini hayatımıza getiren önemli bir şey. Peki iman ne demektir? Kutsal kitap diyor ki İbraniler 11:1 iman görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama orijinal metinde bunu okursan iman demek şu, sen buna inanman bile görünmeyen şeylerin var olduğunu gösterir. Ya aslında hani görmediğin bir şey nasıl inanabilirsin? Görmediğin bir şeyi nasıl varmış gibi yaşayabilirsin? Ama göksel bir iman senin hayatına dökülür ve sen artık o görünmeyen şeylerin var olduğuna inanmaya başlarsın. Dolayısıyla imanını nasıl tecrübe edeceksin? İsa Mesih'in var olduğunu bildiğini, ona dua ettiğini fark ettiğin zaman gökten sana verilmiş olan imanı keşfet. O yüzden İbraniler Mektubu 11. bölüm 1. ayette bunu özellikle vurguluyor. Evet. Dolayısıyla iman bir anahtarsa imanla beraber Tanrı egemenliği hayatımıza geliyor. Tanrı egemenliği hayatımıza geldiğinde şifa geliyor, bereket geliyor, esenlik geliyor ve tüm zorlukların içerisinde bile şifa alarak esenliğimizi kaybetmeyerek iman yolculuğunu sürdüren adını tarihe yazdırmış binlerce insan var ve belki bunlar aziz diyorlar. Çok önemli tanıklıklar var. Dolayısıyla ruhumuzun güçlü olması bedensel zorlukları da yenmemiz için çok önemli. Ve iman da tabii ki önemli bir anahtar. İman aracılığıyla her şeyi aslında Tanrı egemenliği hayatımıza getirmiş oluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, görüşleriniz için.
YouTube'dan Serdar Bey yorum atmış, demiş ki ben Volkan Bey'e sormak istiyorum. Bana bu sıkılmışlık, sıkışmışlık duygusundan nasıl kurtulabilirim? Evet. Ben anlamsız bir döngüden nasıl çıkarım? Ölene kadar böyle mi gidecek? Neyin testi bu? Evet. Demiş. Aslında hiçbir şeyin testi değil. Bu kaybolmuşluğumuzun ve ruhumuzun Tanrı'ya olan ihtiyacının bir çığlığıdır. Ya ruhumuz bağırıyor. Benim Tanrı'ya ihtiyacım var. Tanrı'yı özlüyorum, Tanrı'yı arıyorum, kurtarıcıya ihtiyacım var diyerek ruhumuz çığlık atıyor. Ve hayatımızda işte bunları yaşıyoruz. Amaçsızlık, kaybolmuşluk, melankoli, tatminsizlik gibi. Bütün bu şeyleri yaşayarak hem kendimiz mutsuzluk yaşıyoruz hem de insanlara mutsuzluk götürüyoruz. Bu ruhumuzun çığlığıdır. Dolayısıyla bunu keşfediyorsak, bu soruyu sorduğuna göre işte Tanrı'nın cevabı bu. Tanrı'ya dönersen Tanrı'da gerçek sevinci, gerçek manayı, gerçek amacı, gerçek yaşam sevincini, yaşam amacını keşfedeceksin ve Tanrı buna izin verdi. Bu çığlığı, ruhani hayattaki bu hissiyatı hissetmen için Tanrı izin verdi. Ve şimdi bu çığlık aracılığıyla Tanrı'yla buluşma fırsatını Rab işte bu şekilde sağlıyor. Birçok insan bunu umursamaz. Birçok insan bu gamsızlıkla, bu vurdum duymazlıkla aslında para harcar, aile sorumluluklarını yerine getiremez ve hem kendisini hem de başka insanlara mutsuzluk taşır. Ama değerli dinleyicimiz bununla boğuşuyor. Bunun üstesinden gelmek istiyor. Bu durumdan hoşnut değildir. Aslında Tanrı'nın da onu çağırdığını ve Tanrı'nın da onun bu ruhani çığlığı aracılığıyla ona seslendiğini anlıyoruz. Ki o da bundan hoşnut değil ve Tanrı'yı bir şekilde duyarak iyileşmek istediğini fark ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi Serdar Bey'in yorumu üzerine aslında tekrar aklıma gelen bir konu var. İncil'de mesela İsa Mesih sürekli bir yere girerken kullandığı bir ifade var. Size esenlik olsun diye bir ifade kullanıyor ve bununla beraber Yeşaya 9. bölümde İsa'dan yaklaşık 750 sene önce kendisine tanıklık edilirken doğacak olandan bahsederken esenlik önderi denildiğini görüyoruz. Peki buradaki esenlik nedir? Hani şimdi Serdar Bey de sorunca o aklıma geldi. Buradaki esenlik nedir? Neden buna bu kadar ihtiyacımız var? Buna belki kısaca değinmek evet, isterseniz. Ya bu esenlik tabii gerçeği bilmektir. Yani çünkü hayatımızdaki en önemli mesele gerçeği bilmektir. Gerçek nedir? Tanrı'nın kim olduğunu anlamak. Ya gözle gördüğümüz bu evreni, bu yaratılışının aslında kimin yarattığını bilmektir. Ve dolayısıyla esenlik hayatımızda ne zaman gelir? Gerçeği bildiğimizde. Gerçeği bildiğimizde Tanrı evreni yaratan, beni yaratan bir yaratıcının kim olduğunu keşfetmek ve benimle ilgili ne düşündüğünü keşfetmek ve benle ilgili tasarısının ne olduğunu anlamak. Sanırım gerçekten büyük bir esenlik sahibi olmamıza neden olur. Çünkü bütün kaos, bütün problem aslında burada. Yani bu programa başladığımızdan beri stratejinin ne olduğunu, ruhsal muhalefetin yani şeytanın stratejisinin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. O da nedir? Kaos. Tanrı'nın vahiyinden uzaklaştırmak. Tanrı'nın vahiyinden uzaklaştığımız zaman ne olacak? Gerçekten uzaklaşacağız. Ve İsa ne dedi? Gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Yani o esenlik, o huzur, gerçeğin ne olduğunu bilmek. Hani sanki ailesini hiç tanımayan bir çocuk gibiyiz. Çocukluktan itibaren yetiştirme yurduna verilmiş çocuklar gibi. Anne babasını tanımayan çocuklar gibi. Yani yaşıyoruz ama hala yaşamımızda bir esenlik yok. Anne babasını bilmeyen çocuklar gibi. Yani sürekli onun ihtiyacı var. Sürekli yaratıcıyı arayan bir tarafımız var. Ve dolayısıyla esenlik nedir dersek işte öz olarak gerçeği bilmektir. Gerçeği bilince hayatımız, ruhumuz bir uyum içinde, yaşamımıza bir mana gelir. Neden bu dünyadayız, neden bu zamandayız? Tanrı tarafından bize açıklandığı zaman gerçek bir esenliğe sahip oluruz. Evet. Ama tüm bunlardan uzak olursak geçici esenliklerle, işte geçici başarılarla, geçici mutluluklarla, bedensel zevklerle tatmin olmaya çalışırız ama hiçbir zaman o Tanrı'yı bilen, Tanrı gerçeğine yaklaşan kişideki esenlik gibi olmaz. Evet, şimdi bir soru sormak istiyorum ve bunu aslında Serdar Bey de bu konuşmamızın üzerine bir yanıt verdi. Onunla birleştirmek istiyorum.
Yuhanna 9. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Öğrencileri İsa'ya Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı? Diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu diyor. Tanrı'nın bu şekilde çalışıp çalışmadığını aslında soracağım ama Serdar Bey de dedi ki yani bütün bu sıkıntıları ben Hristiyan olmam için mi yaşıyorum yani dedi. Ve Tuzla Protestan Kilisesi de en azından yaşayan diri Tanrı'yı aramalısınız Serdar dedi. Sabri Bey de biraz şey yapmış mizahi bir yaklaşımla kaşla göz arasında Serdar Hristiyan oluyormuş gibi ifade etmiş. Şimdi Tanrı'nın yolu şu. Tanrı kötülükler aracılığıyla yani kötülükleri Tanrı vermez ama kötülükleri iyiliğe çevirerek Tanrı bir şekilde kötülüklerin üstesinden gelir. Yani aslında yaşamımızda Tanrı ya tabii şuradan baktığımız zaman Tanrı mutlak egemendir. Yani Tanrı'nın gücünün yetmediği bir şey var mı? Var. İrademize Tanrı mutlaka böyle müdahale etmiyor Tanrı. Yani onu reddetme iradesini, özgürlüğünü bize verdi. Ama yani genel olarak Tanrı'nın gücü yetemeyeceği bir şey yok. Her şeye muktedir, her şeye gücü yetendir. O yüzden kötülüğün üzerinde egemenliği yok diyemeyiz Tanrı'nın. Ve Tanrı'nın bir gizemi var ve bunu tam olarak anlıyoruz ve bazı kötü şeyleri Tanrı işte bu şekilde kullanıyor. Ama bu demek değil ki Tanrı kötülükler getiren, kötülükler veren değil. Dünyanın içerisinde mesela körlük var. Mesela Yuhanna 9. bölüm bağlamında okuyacak olursak. Yani bunlar neden var? Kutsal kitap diyor ki bu putlara tapınan insanoğlu aracılığıyla körlük, sağırlık yani puta benzerlik insan hayatına girdiğini söylüyor. Yani demek ki aslında günahın neticesi olarak dünyadaki bedensel kusurlar ortaya çıkmış. Tabii ki çok büyük bir konudur. Ama Tanrı burada nasıl gözüküyor bize? Evet, Tanrı bazı şeylere izin veriyor. İzin vermesinin amacı ne? Kendi yüceliği, kendi doğruluğu, kendi gücü ortaya çıksın diye. Ama yine de Tanrı başlangıcında bunu yapmıyor. Mesela Firavun örneğinde gibi. Firavun yüreğini sertleştirdi ve Tanrı onun yüreğini sertleşmesine izin verdi. Yani onun yüreğini sertleştiren Firavun'un yüreğini sertleştiren Tanrı değildi. Dolayısıyla bu körlüğü adama veren ya da çocuğa veren Tanrı değil. Ama bu körlüğe izin veren Tanrı olduğunu metin söylüyor. Ama neden izin verdiğinde soru açıklıyor. Tanrı'nın yüceliği ortaya çıksın diye. Evet. Yani demek ki değerli izleyicimizin hayatındaki problemler, kötülükler Tanrı tarafından verilmemiş. Ama Tanrı iyi amacı doğrultusunda bunlara izin vermiş. Ve onun hayatında kendi gücü, görkemi gözüksün diye. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Geçmişinizle barışın. Eğer biri Mesih'e yaklaştıysa geçmişiyle barışsın. Çünkü niye? O acılar, o zorluklar sizin buraya gelmenize neden oldu. Bunları Tanrı vermedi ama Tanrı bunlara izin vererek bizim hayatımıza bir hikaye yazdı ve biz bugün sonsuz egemenliğe gelebildik. Dolayısıyla geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Bunu düşünmeyin çünkü Tanrı izin verdi. Ve o acılar aracılığıyla biz bugünkü kişi olabildik. Dolayısıyla geçmişimizle barışmalıyız. Geçmişimizle barışan kişi en azından Tanrı'nın egemenliğinde verimli olabilir. Tanrı'nın egemenliğinde güçlü mesajlar verebilir. Ama hala geçmişteysek şunu anlamayız, artık yeni yaratık olduk. Her şey yeni oldu. Yepyeni bir yaşama doğduk. Dolayısıyla o kamplara gidiyorlar, insanlar $2000 veriyorlar. Geçmişiyle değerlendirip travmalardan kurtuluyorlar ama ben şunu söylüyorum, işte geçmişle barışmak için harika bir fırsat. Çünkü Tanrı tüm bunların içerisinde aslında kötülükleri sınırladı. Bizi yok etmesin diye kötülükleri sınırlayarak bizim karakterimizi inşa etti ve bugün onun egemenliğine girebilmemiz için tüm bunları Tanrı aslında hayatımızda bir şekilde sınırlayarak, bir şekilde tutarak izin vermiş oldu. Ama kötülüğün kaynağı Tanrı olmadığını biliyoruz. Çünkü günah ve günah dolu bir dünya olduğunu anlıyoruz. Ve bu şekilde de Tanrı'ya şükredebiliriz. Çünkü bunlar olmasaydı biz Rab'e gelemezdik. Ama Rab her şeyi kullandığı için, bizim iyiliğimiz için, her şeyi kötülüğü iyiliğe çevirdiği için şükretmeliyiz. O zaman değerli izleyicimiz de yaşadığı sıkıntılarla sevinebilir. Çünkü bütün sıkıntılar aracılığıyla şimdi Tanrı'yı tanıma lütfuna, şerefine nail oluyor. Evet ve çok teşekkür ediyoruz. Kendi yüreğini açtığı için, bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Rab bereketlesin.
Yayınımızın yaklaşık 20 dakikası kaldı. O yüzden biraz daha soruları toparlamamız gerekirse, bir yandan da YouTube'dan gelen yorumlara bakmamız gerekirse, Serdar Bey, Hristiyanlığa merakım kabardı diyebilirim demiş Serdar Bey. Az önce cevap verdi kendisine. Mesut Bey, Efesliler 6. bölüm 17. ayetten paylaşmış. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın demiş. Hı hı. Ve Mesih'in elçileri Hamburg sanırım bir topluluktur. Onların zihinleri karardı, bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Efesliler 4. bölüm 18. ayetten paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu paylaşımlara. Aslında dua etmekten bahsettik konuşma içerisinde. İşte siz dediniz ki yerel kiliselere gidin, sizin için dua edebilirler dediniz. Dua etmenin önemi olduğunu buradan anlıyoruz. Kesinlikle. Ama peki neden bazı insanlar dua sonucunda iyileşiyor da bazıları iyileşmiyor? Evet. Yani iyileşmek için tanrısal şifanın bir zamana ihtiyacı var mı? Yoksa Tanrı'nın iyileştirmek istediği kişiler var, iyileştirmek istemediği kişiler var. Bu şekilde algılayabiliriz. Kesinlikle Tanrı ayrım yapmaz insan arasında. Ama kutsal kitapta şifa alan insanlara baktığımız zaman onlar Mesih'ten nasıl şifa aldılar? Yani bir risk barındıran durumlara bile katlanarak aslında Mesih'e yaklaştıklarını anlıyor. Mesela cüzzamlılar İsa Mesih'e yaklaşmak için bulundukları konumu terk ettiler. Şehrin içine girdiler ki cüzzamlı birisi o dönemde girseydi, şehirde gözükseydi taşlanarak öldürülürdü. Tüm bunu göze alarak, İsa'nın ününü duyarak aslında İsa'nın peşine gittiler ve o şekilde İsa'ya yaklaştılar. Yine kanaması olan kadın, dinsel olarak kirli bir kadın İsa'ya yaklaştı ve İsa'nın eteğine dokundu. Kirli olmasına rağmen dinsel anlamda yine bir risk barındıran bir durumda. Demek ki çok istedi İsa'dan. Yani İsa'ya güvendi. Sanki geri dönüş olmayan bir yolculuğa çıkmış gibi kendi konumunu, konfor alanını bıraktı ve İsa'nın peşine gitti ve o şekilde onların şifa aldığını anlıyoruz. Dolayısıyla dua eden kişiden çok duayı isteyen kişinin bunu Mesih'ten ne kadar istediğini ve Mesih'ten ne kadar bunu beklediğini bilmek daha doğru ve bu duanın sonucunu dua isteyen kişiye bağlamak daha doğru. Çünkü dua eden kişi tabii ki İsa'nın adıyla dua edecek. Ama bazen dua eden kişi de ya iyileşmezse diyerek kendini sorumlu hissedebilir ama duanın sonucu dua isteyen kişiye yazılır. Çünkü İsa Mesih de bazı yerlerde mucize yapamadı. Yani Tanrı'nın sözü, yani Rabbin kendisi yeryüzüne geldi ama ona inanmadıkları zaman o da mucize yapamadı. O zaman demek ki bizim duamıza da inanmayan, bizim ettiğimiz ya da duyurduğumuz İsa'ya da inanmayacak ama sadece öyle dua olsun diye dua isteyen insanlar da olabilir. Yani demek ki tam hazır olmayabilir. Yani bu acıyla ya da bu dertten tam kurtulmak istemiyor olabilir. Bilmiyorum. Bu başka bir psikolojidir. Ama sonuç olarak dua isteyen kişinin yüreği belirleyici olduğunu kutsal kitap söylüyor. Demek ki gerçekten kurtulmak, şifa isteyen kişi bir riske giriyor. Yani o çağda belki İsa Mesih'in peşine gitmek, İsa Mesih'e yaklaşmak çok tehlikeli olabilirdi. Ama yine de İsa Mesih'e yaklaştılar, İsa Mesih'ten istediler ve o şekilde şifa aldıklarını kutsal kitap söylüyor. Daha çok İsa Mesih'in şifa vermeye, öğrencilerin de şifa vermeye hazır olduğunu, hastaların ona doğru geldiğini, ondan bunu talep ettiğini ve hatta kanamalı kadın İsa'nın giysisinin eteğine dokunduğu zaman otomatikman ondan bir güç akıp onu iyileştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rab'den şifa hep hazır olduğunu, halkına vermek için hazır tuttuğunu anlıyoruz. Ama insanlar onu istediği zaman, gerçekten yürekten istediği zaman onu alabildiğini fark ediyoruz. Tabii ki burada neden başkasından dua alarak şifa alıyoruz? Aslında böyle bir şey yok. Yani Tanrı ile insan arasında bir aracı yok. Yani kutsal ruhun kendisi var. Ama biz buna yeterli olduğumuzu hissetmiyoruz çoğu zaman. Layık olduğumuzu hissetmiyoruz. İşte kendimize çok doğru bir şekilde bakamıyoruz. Kutsal sözleri bilmiyoruz. O yüzden gidip işte kilise önderinden ya da daha tecrübeli, imanda daha olgun kişilerden dua istiyoruz. Bu da gösteriyor ki biz Tanrı şifası ile ilgili hala fikrimiz yok. Tanrı'nın ne düşündüğünü, ne hissettiğini bu durumlarda bilmediğimiz için yardım almak istiyoruz. Oysa ki Tanrı'nın sözünü bilen bir kişi evinde de gidip dua edip şifa alabilir, hastalıklarından kurtulabilir. O yüzden bu şifa için bir ruhban sınıfı, bir belirli grup,
belirli bir daha ruhani kişilerin bize şifa vereceği gibi bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu da Tanrı topluluğunda önemli bir hizmettir. Hastaları iyileştirme armağanı. Ama genel olarak bu zaten topluluklar için değil de topluluğun dışındaki insanların topluluğa katılması için Tanrı'nın verdiği armağanlar bunlar. Evet. Yani şifa alsın, yani düşün şöyle, hani bir kiliseyi düşün, 100 kişi ya da işte o çağdaki kiliseleri sürekli Tanrı'nın topluluğundaki insanlar iyileşemez. Yani demek ki şifa etkin bir şekilde insanları kazanmak için, insanların müjdeyi duyması için bir hizmet olarak da kullanılıyor. Ve dolayısıyla sadece topluluk için değil, topluluğun dışındaki hastaların da aslında kiliseye katılabilmesi için, Tanrı'yı tanıyabilmesi için önemli bir hizmettir. Dolayısıyla topluluklar, kiliseler her zaman bu şekilde bunu kullandı. Yani sonuç olarak Tanrı şifa vermeye her zaman hazır. Kendi ismini de böyle açıkladı. Ama dua isteyen kişi gerçekten bunu istiyor mu? Yeteri kadar istiyor mu? Yeteri kadar bunu alarak Tanrı'nın yollarına dönmek istiyor mu? Belki bu da olabilir. Yani sadece şifa istiyor ama günahlı hayatını devam ettirmek istiyor. O zaman bu da olmaz. Şifa aldığımız zaman, gerçek Tanrı'yı gördüğümüz zaman yolumuzdan da dönmeliyiz. Yaşamı gördüğümüz zaman yaşama karşı sırtımızı çevirmemeliyiz ki başımıza daha kötü şeyler gelmesin. Çünkü bugün hastalıktan iyileşebiliriz ama yarın başka bir hastalığa yakalanabiliriz. Dolayısıyla dua isteyenin aslında daha belirleyici olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Evet, Sabri Bey tam da konuşmamızın üzerinde yazdı YouTube'dan. Ya cidden oluyor mu bu? Yani kilisede bir adam veya kadın neyse dua ediyor ve iyileşiyor insanlar, öyle mi gerçekten? Evet, diyor. Tarih boyunca Tanrı topluluklarında hastalar iyileşti ve Tanrı topluluğuna, kiliselerine hastaları iyileştirme otoritesini de vermiş oldu. Markus'un son bölümü, cinleri kovabiliyoruz, hastaları iyileştirebiliyoruz ve Tanrı bu otoriteyi verdi. Değerli dinleyicimiz tecrübe edebilir. Nerede oturuyorsa yakın bir yere, kiliseye gidip ben Radyo Maranata'da böyle bir şey dinledim. Evet. Lütfen benim için dua edin derse o toplulukta sevinçle ellerini uzatıp onun için dua edecekler. Tabii ki burada teşvik ediyoruz tüm dinleyenlerimizi bir kiliseye katılmaya, oradan öğrenmeye, oradan beslenmeye. Biz bunları deneyimliyoruz. Yani kilise topluluklarımızda deneyimliyoruz. Bunlar bizim için çok uzak kavramlar değil. Ama maalesef işte şeytan o Tanrı'nın vahiyini engelliyor dedik. Tabii. Ya Tanrı yapabileceklerini anlamamızı da engelliyor. Biz bir şekilde kafamızda hep Tanrı'yı kısıtlamaya çalışıyoruz, engellemeye çalışıyoruz ama Tanrı tüm bunları yapabilecek güçtedir. Haliyle Sabri Bey de Tanrı bugün bir meydan okuyor aslında Sabri Bey, diyor ki beni dene, yani evet, beni sına ve göreceksin ki ben gerçek Tanrı'yım. İsa Mesih'in adıyla dilediğiniz zaman bunun verileceğini biliyoruz. Diyor ki Yuhanna 16. bölüm 23 ve 24. ayetlerde size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Aslında belki Sabri Bey ya da diğer dinleyenlerimiz de öyle. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun diyor. Ve Markus 16. bölüm 17 ve 18. ayette iman edenlerle birlikte görülecek belirtilerden bahsederken son bölümde diyor ki ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Sabri Bey'di değil mi dinleyicimiz? Sabri Bey, evet. Bilmiyorum evli mi? Çocukları var mı? Ama eğer evliyse, çocukları varsa şöyle düşünebilir. Çocuğu geldi babasına. Babasında böyle iyileştirme gücü var. O zaman babasına gelen çocuk diyecek ki baba ben hastayım, beni iyileştir dediği zaman, böyle gücü olmasına rağmen çocuğunu iyileştirmiyorsa, değil mi? Bu mümkün değil. Yani her baba belki çocuğu hasta olduğunda organını çıkarıp, değil mi, çocuğuna verir. Yani o en sevginin en yüce aslında biçimi, yani ebeveyn sevgisi. Dolayısıyla Tanrı'nın sevgisi de buna benzetiliyor. Yani dolayısıyla Tanrı'nın bizi geri çevirmek gibi bir amacı yok. Çünkü sevgidir ve şifa veren Rab olarak açıklanmıştır. Ama nihai olarak bu dünyada ölüm gerçeği var. Bedenimizden kurtulacağız ama en sonunda nihai olarak Rabbin şifası mutlaka hayatımızda ortaya çıkacak. Bugün küçük şeylerden Rab bizi kurtarıyor. Sonsuz egemenliğin gücünü tecrübe edelim diye. Ama nihai olarak diriliş zamanında
nihai bir şifaya da sahip olacağız. O yüzden ruhani hayatta zorluk çekiyorsak kilise Rabbin o üstün gücünü, Rabbin o sonsuz egemenlikteki akan gücünü tecrübe etmemiz için yeryüzünde var olmaya devam ediyor. O yüzden Sabri Bey'i haftaya merakla bekliyorum. Evet. Bu pazar kimse gidip dua aldı mı ve sonucunda evet, nasıl hissettiğini lütfen bizimle paylaşın tabii ki. Bizimle paylaşın. Çok teşekkür ediyoruz. Son 10 dakikamız kaldı. Değerli dinleyenlerimiz, tabii ki son 10 dakikamız kaldı ama yine de yayınımıza katılmak istiyorsanız soru ve görüşlerinizle lütfen bizlerle paylaşın. YouTube'da şu anda Radyo Maranata sayfasında sohbet bölümünü kullanarak soru ve görüşlerinizi, aklınıza takılan noktaları, bu konudaki deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz gibi Instagram'da da son paylaşımımızın altında ruhun arayışı hashtag'i ile yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sorularınızı da tabii ki paylaşabilirsiniz. Şu aklıma takılıyor. Belki dinleyenlerin aklına da takılabilir. Tanrı bize bir şifa verdi ve bunun sonucunda mesela biz belki günah işledik. Tanrı bize şifa verdi, günah işledik. Tanrı'nın verdiği şifayı kaybetme gibi bir durum var mı? Tanrı'nın verdiği şifayı yitirebilir miyiz? Ya Tanrı şifa verdiğinde orada çok önemli bir kavram ortaya çıkıyor. Şifa aracılığıyla Mesih'in ilahi duası anlaşılıyor. Dolayısıyla amacımız şifa değil, amacımız Mesih'in ilahi duasını, kurtarıcı olduğunu ve bize sonsuz hayat vermek istediğini anlamak, onu Rab ve kurtarıcı olarak görmek ve hayatımızı aslında ona teslim etmekti. Yani burada hani ben hastayım, bir şifa alayım, çıkayım, normal hayatıma geri döneyim diye, Rab bunu bilir. Çünkü yüreğin derin düşüncelerini bile araştıran ruh aracılığıyla Tanrı bunu görüyor. Yüreğimizdeki derin düşünceleri fark ediyor. Onu kandıramıyoruz. Ancak iman dolu bir yaşamımız var. Hastaydık, iyileştik. Tabii ki hata yaptık, günah işledik. Tanrı'nın korumasından uzaklaşabiliriz. Yani başımız hani sanki dışarıda dolu yağıyor. Sıcacık bir evimiz var. Dışarı çıktık. Şemsiyemiz yok. Yağmurun altında, dolunun altında kalırsak tabii ki orada ıslanıyoruz. Günah buna benzer. Yani Tanrı'nın korumasının dışına çıkarsak, günah işlemeye devam edersek başımıza kötü şeyler gelebilir. Çünkü Tanrı'nın koruması üzerimizden kalkmış oluyor. Belki aynı hastalık geri gelmez ama başka bir hastalık olur, başka bir zorluk olabilir. O yüzden bununla baş etmek istiyorsak hemen dizlerimizin üzerine çöküp tövbe edeceğiz ve Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın Mesih'in değerli çarmıhtaki akıttığı kanı tekrar hayatımıza davet edeceğiz ve tövbe ederek o günahlı yollarımızdan döneceğiz ve o ilk konumumuza, yani Paulus'un Roma hukukunu kullanarak aklanma kavramını ortaya koyduğu gibi, o ilk günah işlememiş hale gelen konumumuzu tekrar kazanacağız ve tekrar Tanrı'nın şifasıyla yaşamımıza devam edeceğiz. Günahsız bir hayat yok. Bedende olduğumuz sürece hatalar yapıyoruz ama önemli olan mesihsel yaşamın tövbesel bir yaşam olduğunu fark etmek ve tövbe ederek o kutsal savaşımızı, günahla olan savaşımızı devam ettirmek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Peki tabii ki ruhsal şifayı okurken, yani kutsal yazılara bakarken, incelerken İncil'de birkaç örnekle karşılaşıyoruz. Farklı örneklerle karşılaşıyoruz. Bunun belki farklı yolları olduğunu görebiliyoruz İncil'de. Örneğin İsa'nın adıyla dua edildiğini görüyoruz. İsa'nın adıyla babaya dua edildiğini görüyoruz. Aynı düşüncede birleşerek, toplanarak dua edildiğini görüyoruz. Ya da yağ ile meshederek dua edildiğini görüyoruz. Üzerine el konulması ile dua edildiğini görüyoruz. Tüm bu uygulamaların farklı bir anlamı var mı? Yani Tanrı bunlara takılıyor mu? Hani şu şekilde kesinlikle yapın, bu şekilde takılmıyor. Yapın diye. Bir anlamı var mıdır derinliği? Şekilsel olarak hiçbir fark yok. Yani bu tamamen uygulamada farklılıklar. Yani amaç Tanrı'nın egemenliğinin, yani Tanrı'nın ruhunun, Tanrı'nın gücünün o kişinin üzerine gelmesi için aracılık etmektir. Ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Bazı insanların yüreği daha böyle Tanrı'ya bağlansın diye uygulamalarda farklılıklar oluyor. Yani evet, bazı insan hani uzaktan dua ediyorsun. Yani ya hiç el koymadı. Ya bir yağ sürseydi falan, değil mi? Böyle beklentileri olan insanlar da var. Demek ki bu beklentilere göre kilisede yağ sürerek dua etti, el koyarak dua etti. İsa bazen sözle iyileştirdi. Yani biz de örneğin mesela kilisemizde çarşamba günü dua toplantımız var ama Zoom'dan yapıyoruz.
Hiç kimseye yağ sürmüyoruz, dua ediyoruz ama Rab çalışıyor. Kilisemizde 10 yıldır evli olan bir misafirimiz vardı geçen yıllarda. Bir kilise üyemiz ya da kilisedeki birkaç hafta gelen bir kişi bu hanımefendiyi çağırdı. Hanımefendi doktordu. 10 yıldır çocuğu olmuyordu. Kiliseye geldi, bizim kilisemizdeki hanımefendiler el koyarak dua etti. Ve 3 ay sonra falan hamile kaldığını, bir çocuk sahibi olduğunu öğrendik aslında. El koyarak da dua edebiliriz ama bu genelde dua alan kişinin hayatında etki etsin diye. Belki evet sözle dua etseydik, uzaktan dua etseydik o bunu yapanın Mesih olduğunu fark etmeyecekti. Ama şimdi kiliseye geldik, hanımefendiler el koyarak dua ettiğinde o onun için önemli bir şey ve bir gün gelip bu tohum onun yüreğinde çalışabilir ve Rab'be evet bunu yapan Rab'dir diyerek tekrar Rab'be dönebilir. Bilmiyorum. Evet. Ama bu uygulamalar farklı olsa da amacın İsa Mesih'ten gördüğümüz iyileştirme hizmetinin devam ettiğini önemli vurgulamak. Zaten yağ sürmek, el koymak da hep bir transfer, Kutsal Ruh'un transferi anlamına geliyor. Dolayısıyla çok uygulamalar farklı bile olsa amaç kişinin üzerine Rabbin şifasının, Rabbin varlığının gelip onu değiştirmesi, onu iyileştirmesidir. Ancak beklediğimiz şey tamamen İsa'dan beklediğimiz, İsa Mesih'ten, Tanrı'nın egemenliğinden beklediğimiz bir şifa. Uygulamalar farklı olsa da hepsinin özünde aslında aynıdır. Evet, son 5 dakikamız kaldı. Genel olarak şöyle belki nasıl özetleyebiliriz onu tekrar size bu konuda danışmak isterim. Ruhsal anlamda nasıl sağlıklı kalabiliriz? Belki bunu dinleyicilerimize tekrar aktarmamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın kurtuluş planında bu şifanın bir yeri var mı? Bunu tekrardan belki hatırlatmamız gerekiyor dinleyicilerimize. Evet. Demek ki ilk yani olarak ruhani bir şifa alabilmek için Tanrı'yı tanımak, gerçeğe yaklaşmak ve hayatımızı gerçekle doldurmak en önemli unsur. O da tabii ki yaratıcıyı tanımak, Tanrı'nın bizimle ilgili planını keşfetmek, Mesih'teki kurtuluş planını fark edip hayatımıza davet etmektir. Ve bunun gerçek olduğunu, şifa hizmetinin çok önemli olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Bugün ruhani hayatın acılarının bedensel olarak hayatımızda acılarla, hastalıklarla bize seslendiğini fark ediyoruz. Ama bir taraftan da bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Bedenimizdeki hastalıkların aslında Tanrı'ya dönmek için bir çığlık olduğunu, Tanrı'ya dönmek için bir fırsat olduğunu fark etmeliyiz ve Tanrı'nın şifa aracılığıyla gerçekten bizi sevdiğini, bizi kurtarmak istediğini, bize yardım etmek istediğini işte bu şekilde fark edebiliriz. Maalesef ki zor anlıyoruz. Kolay bir şekilde Tanrı'ya dönmüyoruz. Bu yollarla, acı dolu yollarla tecrübe ederek Tanrı'ya dönüyoruz. Ne olursa olsun Tanrı iyileştirmek istiyor. Bizi yargılamak istemiyor. Hasta bir kişiye bak gördün mü ne hale geldi, başına neler geldi diyen bir Tanrı anlayışının olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Tanrı hemen şifa vermek, yenilemek, restore etmek, onarmak isteyen bir Tanrı olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Ama ruhani hayat... Şeytan ve karanlık dünyanın temel amacının da hastalıkların, hayatımızdaki acıların, ruhani hayatımızdaki bu travmaların aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştırmasını sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını şeytanın ve meleklerin, cinlerin anlamamız gerekiyor. İşte bu karanlık dünyanın yaşamlarımıza kaos getirdiğini, hastalık getirdiğini, ruhani hayatta bir sürü problem, bir sürü hastalık getirdiğini fark etmemiz gerekiyor. Ama tüm bunlara rağmen Tanrı bizi yargılamadan hemen iyileştirmek istediğini Mesih'ten, Kutsal Kitap'tan net bir şekilde anlıyoruz. O zaman bugünümüz çağrısı bu. Hastalıklar, zorluklar hayatımız olabilir ama Tanrı'nın bizi yargılamadan iyileştirmek istediğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sabri Bey de yorum yapmış. Hemen onu da yayınımız bitmeden okuyalım. Yani henüz ikna değilim ama dinliyorum fırsat buldukça sizi ve diğer yayınları. Mantığınızı anlamaya çalışıyorum. Aykırı olduğunuzu söyleyebilirim demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine yorumlarını paylaştığı için. Bu aykırılık olumlu anlamda söyledi herhalde. Ben öyle aldım. Tamam, ya da öyle almak istedim. Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve tüm dinleyenlerimize yorumlarını ve görüşlerini paylaştığı için. Canlı yayınımıza sorularınız, yorumlarınız ve görüşlerinizle paylaştığınız için, katkıda bulunduğunuz için bu konuda tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten dünyanın dört bir yanından dinleyenlerimiz olduğunu biliyoruz ve biz de dilimiz döndüğünce hem yanıt vermeye hem de yorumları okumaya çalışıyoruz. Varsa gözümüzden kaçan yorum affınıza sığınıyoruz bu konuda. Gerek bugün konuştuğumuz konularda gerekse Hristiyan inancıyla ilgili başka konularda sorularınız varsa sosyal medya platformlarında
@radyomaranata diye aratarak ya da Radyo Maranata diye aratarak bizlere ulaşabilirsiniz. Oradan bizlere yazabilirsiniz. Dilerseniz soru@radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Yorumlarınız ve görüşlerinizi görmek gerçekten bizi çok teşvik ediyor. Çünkü şu anda biz böyle kapalı bir stüdyodayız. Bir mikrofona karşı konuşuyoruz ve tek iletişimimiz burada sizlerin yorumları. O yüzden teşvik ediyor yorumlarınız ve görüşleriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ruhsal Sırlar programının bir yayınında daha sizlerle birlikteydik. Değerli konuğum Pastör Volkan Er'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ruhsal şifa konusunu ele aldık. Esas ve gerçek şifanın Tanrı'dan geldiğini öğrenmiş olduk. Elbette Tanrı şifa için hayatımızda farklı şekillerde çalışabiliyor. Onu gördük ama bütün bunların altında, aslında bütün bu yöntemlerin altında Tanrı'nın bize şifa vermek istediğini ve daha da aslında ötesi kalıcı şifayı, esas şifayı, Mesih İsa'ya imanla gelen o esenliği bize vermek istediğini gördük. Elbette Tanrı profesyonel insanları kullanır, doktorları, hekimleri, psikologları yaşamımızda fiziksel ve psikolojik bozukluklarımızın şifalanması için kullanabilir. Bu insanların becerilerini, bilgi birikimlerini, tecrübelerini göz ardı etmez. Ancak tıbbın ve insan bilgisinin umutsuz kaldığı noktalarda yahut bu alanların bize cevap veremediği konularda da Tanrı bize kendisini hatırlatır. Esas şifa kaynağının kendisi olduğunu, ona dönmemiz gerektiğini, kalıcı şifanın yalnız ondan geldiğinin farkına varmamızı ister. Program içerisinde bahsettiğimiz gibi İsa Mesih bir ortama girdiğinde selam niteliğinde size esenlik olsun der ve bu esenlik bizim tam da ihtiyacımız olan şeydir. Esenliğin sözlük anlamı sağlık ve mutluluk içinde bulunma durumudur. Bir diğer ifadeyle hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlıklı olmaktır. Ve İsa girdiği her ortamda insanlar için bunu diler. İsa Mesih'ten yaklaşık 750 sene önce yazılmış olan Yeşaya bölümünde ki program içerisinde bahsettik. Doğacak olanı İsa'yı anlatırken esenlik önderi ifadesini kullanır. Evet, gerçekten o esenlik önderidir. Yaşamı boyunca birçok insana şifa vermiş, mucizeler yapmış, ölüleri diriltmiştir. Yaşamlarımızın tüm arayışı yalnız ondadır. İncil Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayetin söylediği gibi başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Tanrı'nın vaat ettiği o kurtarıcı olan İsa Mesih'e iman ederek, onu kişisel Rab ve kurtarıcımız olarak ilan ederek kurtuluşa erişebiliriz. Tanrı ile barışabiliriz. Esas ve gerçek şifa kaynağından esenlik önderimizi, aslında esenlik önderimizden beslenebiliriz. Onu yaşamlarımıza çağırabiliriz. Ama iman etmiyorsak, iman etmediğimiz kişiyi nasıl çağıracağız? Duymuyorsak, duymadığımız kişiyi nasıl çağıracağız? Tanrı'nın sözü olmazsa, Tanrı'nın sözünü yayan olmazsa bunu nasıl duyacağız? İşte biz de tam da bu amaçla bu yayınları yapıyoruz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, İsa'yı daha çok tanımak istiyorum, tanımadığım kişiye nasıl iman edeceğim diyorsanız, yerel bir protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa hatırlattığımız gibi bizler de size yardımcı olmak isteriz. Sosyal medya platformlarında @radyomaranata ve e-mail adresi olarak soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.